Misafiriniz geldi Hicra Hanım. Sen ne arıyorsun burada? Seni almaya geldim. Ya saçmalama. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Sana karşıma çıkmamanı söylemiştim. Hemen git buradan. Ne var bunda? Karımı işten almaya geldim. Ya ben senin karın falan değilim. Bunu daha kaç kere söylemem gerekiyor? Defol git düş yakamdan. Soner. Tek bir rezalet daha yeter. Emre Hicran'ı bu sefer kesin kovacak. Seni almadan hiçbir yere gitmem. Hurda kuşa yem edemem ben karımı. Kusura bakma. Bundan sonra işten ben alacağım seni. Soner Bey. Boşuna gelmişsiniz. Bundan böyle Hicran'ın bu evde yatılı kalacak. Eve gelmeyecek yani. Siz çıkabilirsiniz. Öyle değil mi Hicran'ın? Ne demek bu? Nasıl kalabilir ki burada? Bundan sonra böyle. Biz sizi daha fazla tutmayalım. Buyurun. Emre Bey, ben çok teşekkür ederim. Ama durumu biliyorsunuz. Eve gitmem şart. Yani ne yazık ki burada kalmam mümkün değil. Biliyorum. Bunu daha sonra konuşuruz. İsterseniz ben sizi şimdi eve bırakayım. Oğlum Süleyman bıraksın istersen. Gerek yok. Buyur. Emre. Biraz konuşabilir miyiz? Konuşuruz. Şimdi. Emre, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ya bu da ne demek? Adam hatalarını anlamış. Kendini toplamış. Ne diye girip duruyorsun aralarına ya? O adamın ne istediğinin bir önemi yok. Hicra Hanım böyle düşünmüyor. O adamla görüşmek istemediğini açık bir şekilde söyledi. Ben onu korumaya çalışıyorum. Hicra Hanım da aksini söyleyene kadar bu böyle olacak. Hazırsanız çıkalım. Size de zahmet olacak ama. Olur mu öyle şey? Buyurun. Emre Bey bir iş daha çıktı. Yazık vallahi. Her bir işe o koşturuyor ya. Ne oldu ki be? Ya Hicran'ı getirme götürme işini de o yapıyor. Çok düşünceli biri. Ne kadar nazik, korumacı. Hiç kıyamıyor Hicran'a. Oo, asıl magazin buradaymış bak. Ben boşuna okuyorum bu dergileri. Ya Hicran'ı başkasına emanet etmeye onun gönlü razı gelmiyor Zariye. Ya ben diyorum ki hani böyle işim de yok. Bir böyle kaykılsam da bir kahve yapsanız da ben kahve içsem. Hadi bakayım. Pes Süleyman, pes. Ne oldu? Koyun can derdinde, kasap et derdinde. O Soner konağa da dalmış, gitmek bilmiyor. Sen de oturayım da bir kaykılayım, şöyle bir kahve içeyim diyorsun ya. Cık cık cık.
Aa, bunlar ne böyle Zehra, pizza kulesi gibi? Ya abla, bulaşıkları boşaltmıştım da onlar da öyle kalıvermiş. Ha, unutmuşum. Zehra, başka şeyleri unutmuyorsun ama. Böyle laflara gelince dil pabuç gibi ama şuradan bir tabak kaldırıver deyince... Ya abla, konak yangın yerine dönsün, ortalık karışsın ama Zehra merak edince suç olsun. Ya bak, gerçekten çok üstüme geliyorsun, inciniyorum. Zehra, sen inciniyor musun kızım? Kıyamam ben sana. Ay. Ben ne yapayım Zehra peki? He? Her şeyin altından ben kalkıyorum. Belim ayrı ağrıyor, kolum ayrı ağrıyor, bacağım ayrı ağrıyor. He? Ben ne yapayım? Oh, burada biriniz kahve için yayılın. Biriniz burada magazin dergileri oturun. Böyle kendinizi yayın. Yeter be. Kimse bana acımıyor. Kimse bana acımıyor be. Hiç kimse acımıyor bana bu konakta. Ah benim pırlantam. Ah benim gonca gülüm. Yahu sen emret, ben senin hayatın boyunca böyle etrafında pervane gibi döneyim be. Süleyman. Efendim? Bırak pervaneyi, teyyareyi de şunları yukarı koy. Yetişemiyorum, hadi. Al. Açtım, yavaşça dökme. Tamam. Allah Allah, şöyle ha, düzgün çevir. Ha. Kız, sen niye kıkırdıyorsun orada? Sen kıkırdayacağına bize şöyle iki tane kahve yap da hanımımla bir keyif yapayım be. Baş üstüne efendim. Kız, yanına lokum koy da şöyle iyice keyfini çıkaralım. Karı koca kahvemi.